Merhabalar sayın takipçilerim. Ben Doktor Şakip Altunkan. Yine Ezgi Hanım'la birlikte hipertansiyonu tartışmaya devam ediyoruz. Merhaba hocam. Bugün en önemli konu olan tansiyonun belirtilerine değineceğiz. Sizden dinleyelim. Tansiyonun belirtileri nelerdir? Tabii Ezgi Hanım, sizler kestirmeden soruyorsunuz tansiyonun belirtileri derken. Biz bunu tabii önüne bir kelime daha ekliyoruz. Hipertansiyon veya yüksek tansiyon diyoruz. Ama halk arasında genelde tansiyon denildiği zaman yüksek tansiyon anlaşılır. Biz de bu şekilde cevap vereceğiz. Yani yüksek tansiyon veya hipertansiyon belirtileri nedir diye. Hemen özetle geçeyim. Daha önceki konuşmalarımızda da bahsetmiştim. Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermez. Tamamen tesadüfen saptanabilir. Çoğu hastada biz bunu görüyoruz. Ama belirtilerin çoğu da birçok hastalıkta görülür. Direkt tansiyona özgü değildir. Hemen kısaca özetle başlık halinde geçeyim. Birincisi baş ağrısı. İkincisi nefes darlığı. Ki nefes darlığı çoğu zaman hipertansiyonda eğer komplikasyona bağlı değilse, kalp yetmezliğine bağlı değilse şişmanlıktan olur. Hasta kilo verirse geçer. Üçüncüsü çarpıntı. Dördüncüsü tabii sırasıyla söylüyorum ama görünme sıklığı buna bağlı değil. Çarpıntı hissedebilir, kulak çınlaması hissedebilir. Baş dönmesi olur hastada, hipertansiyon hastalarında. Burun kanamaları olur. Göz arkasındaki kanamalarda, göz arkasında, gözün önünde kanamalar olabilir. Ama hipertansiyonun en önemli belirtilerinden birisi olan baş ağrısında şu an dikkat etmek lazım. Ani ve şiddetli başlayan baş ağrısı önemlidir. Mutlaka doktora gitmesi lazım. Bir de hipertansiyon hastalarında bazen tansiyon şiddetine bağlı olarak yorgunluk da hissedebilir. Onu da göz önünde tutmak lazım. Belli başlı belirtiler bunlardır ama birçok hastalıkta görülür. Bunu unutmamak lazım. Her baş ağrısında tansiyon görülecek veya her nefes darlığında tansiyon olacak diye bir durum yok. Ama ilk akla gelen hastalıklarından birisinin yüksek tansiyon olarak düşünülmesi lazım. Bugün artık ben bir sloganım var. Diyorum ki tansiyon tanısı kolay konulan, tedavisi mümkün. Daha doğrusu kontrol altına alınabilen bir klinik durumdur. Yüksek tansiyondan değil, geç kalmaktan korkun diye bir sloganım var. Her yerde tansiyon aleti bulunabilir. Her eczane, evde, şurada, burada, nerede olursa olsun oturup da bir tansiyon ölçmeyle bu işi tanısını koyabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Yine çok değerli bilgiler edindik sayenizde. Ben teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.